Tarikatına sohba ve hayır fi cemiyye. İndinde her şey bilinir. İnsanlara ne yapacakları bildirilir. Onlar bir Allah'ın hikmeti insanlar zanneder ki biz iki tane kitap okuduk mu her şeyi biliyoruz, her şeyi anlıyoruz diye düşünürler, öyle inanırlar. Başkasının şeyini kabul etmezler. Okudukları ilim Allah'ı tanımadıktan sonra o bir ilim değil, onun sağlam bir bilgi değildir onlar. Yani bütün okudukları, öğrettikleri hayal oluyor. Biz bunu biliyoruz. Sen Allah bu insanlara bu ilmi vermiş, bunlara mahsus. Başka yarattıkları mahlukat, onların ilmi başka, bizimki başka. Allah'ın sonsuza kadar ilim bitmez. Onun için Allah'a dönmek lazım. Alim yahut okumuş insanlar Allah'a dönmeleri lazım ki kurtulsunlar, ilimde okudukları fayda olsun. Şimdi okutuyoruz diyorlar, okudukça daha kötü oluyorlar. Daha iyi olacağına daha kötü oluyor. Daha zararlı hale geliyorlar. Faydalı hale geleceğine zararlı hale geliyorlar. Çünkü okudukları şeytanın öğrettikleri, yavaş yavaş öğretiyorlar. Şimdi ahir zaman olduğu için büsbütün açık, emir maruf, nehyan münker olmuş değil de nehyan maruf, emir bil münker. Yani kötülüğü alıştırıyorlar, iyilikten men ediyorlar. Budur kısacası öğrettikleri. Hayra bir şey öğretmiyorlar. Çünkü artık her şey bizim kontrolümüz altındadır diye, şeytanın kontrolü altında diye. Onun için yani bu, bakıyorsun Avrupa'da şimdi Allah'ın hikmeti bu hastalıktan dolayı her tarafı kapatıyorlar. İlla ısrarla okulları açıyorlar. Ne için? Çünkü kontrolü kaçırmak istemiyorlar. Çocuğun beynini daha ufakken kirletecekler, pisletecekler. Yıkamak değil de pisletmek onların yaptıkları. Onun için ısrarla bu kadar yasakları varken, şu varken, bu varken illa bu okutacaklar ki okuttukları işte şeytanın rezillikleri, pisliklerini öğretmeye için. Çünkü onların programı vardı. Anaokulundan başlayıp bu çirkefe, çok pisliğe çocuklara bulaştırsınlar diye
Allah'ın hikmeti. Daha başlamadan bu şey geldi. Geçen sene kapattılar. Yani Allah'la savaşa girilmez. Sonu hüsrandır Allah'la savaşa giren. Allah'la beraber olan kurtulur. Allah İslam'a da yardım etsin. Çünkü onlar da aynı şekilde ne yapıyorsa Avrupa, Batı, bizimkiler de batıyor ondan beraber. Hiç düşünce diye bir şey yok. Allah akıl vermiş, düşünün diyor. Bir saat düşünce 100 sene ibadetten daha iyidir diyor. Yok. Allah akıl fikir versin hepimize inşallah. Allah'a tevfik. El-Fatiha.